Allah-u Teala Kur'an'da aslında kaygılarımıza çare olacak pek çok ayet-i kerime indirmiş. Ona uyarsak gerçekten daha huzurlu bir hayat yaşarız. Yunus suresi 57. ayette Allah-u Teala şöyle buyuruyor: "Ey insanlar, size Rabbinizden bir öğüt, göğüslerde olana şifa, inanıp güvenenler için rehber ve ikram olan kitap gelmiştir." Yani Kur'an-ı Kerim'i aslında insanların o göğsünde hissettiği huzursuzluğa, tedirginliğe, kaygılara şifa olacak bir kitap olarak gönderdiğini Allah-u Teala kendisi söylüyor. "Ey insanlar" diye hitap ediyor. Yani Kur'an-ı Kerim aslında bütün insanlık için şifa içeren bir kitap. Ardından da inanıp güvenenler için bir rehber ve ikram diyor. Yani gerçekten ona inanıp güvenir, ona göre yaşarsanız işte o zaman da sizin hayatınızda büyük bir ikram oluşturuyor Allah-u Teala. Kur'an-ı Kerim'i anlayarak okuduğumuz takdirde gerçekten pek çok sıkıntıdan, en azından manevi sıkıntıdan kurtulmamız muhakkak. Zaten Allah-u Teala yine Ra'd suresi 28. ayette müminler için "onlar inanıp güvenen kalpleri Allah'ın zikriyle tatmin olanlardır" diyor. Bilin ki kalpler sadece Allah'ın zikriyle tatmin olur. Yani Kur'an-ı Kerim'in insanın aslında kalbinde ne kadar yatıştırıcı, onu güvende kılacak bir etkisi olduğunu yine bu ayetten de anlıyoruz. Allah-u Teala'nın şifa dediği tek şey Kur'an'dır. Mesela bala onda şifa vardır diyor. Şimdi neden şifa? Bütün insanlar için şifa. Allah'ın bu kitabı her insanın doğal yapısına uygun olanları emredendir. Her insanı mutlu edecek şeyleri emredendir. Çünkü Allah'ın yarattığı her insan aynı zamanda birer ayettir. Allah'ın zikriyle kalpler tatmin olur dedi. Zikir doğru bilgi demektir. Doğru bilginin iki ayrı kaynağı vardır. Birisi Allah'ın yarattığı ayetlerdir. Yani tabiatta geçerli kanun ve kurallar, yani doğallık. Doğal davranış gösterirseniz, kendinizi bozmaz, doğal yapınızı bozmazsanız Allah zaten size dayanma gücü vermiştir. Elimizde Kur'an-ı Kerim var. Bugün İslam alemi büyük bir oranda Kur'an'dan uzak bir hayat yaşıyor. Onun için sıkıntılarla herkes iç içe yaşıyor. Böyle bir güven yok. Ama mesela Gazze'deki kardeşlerimiz belli ki Kur'an'a biraz yönelmişler. Bakıyoruz ki onlar duruşlarını bozmuyorlar ve bütün milleti, dünyayı hayran bırakacak, yani bir örnek olacak bir hayat içerisinde oluyorlar. Yani Kur'an'ı anlattığınız zaman insanlar için diyor ayet, gerçekten her insan için hem maddi hem manevi birer şifa olmuş oluyor.